tutunan küçük bir çocuk gibi bu şehrin bir kıyıcığına saplanıp kalmış bir kuş yürekliyim desem anlar mısın? Tabii. Aşkta önemli olan özne değil, aşkın kendisidir. Yüzyıllardır yazılanlar bize yol gösteriyor aslında. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Mem ile Zin, daha yüzlercesi. Neden? Ben de bir çöl masalına uyanan yanlış bir Leyla olabilirim. Yanlış Leyla. İhtimali bile değilim ki ona olayım. Ben hep senin küçük kızın olarak kalmalıydım anne. Baba. Neyin var senin? Niye ağlıyorsun? Babacığım beni hiç bırakma ne olur. Ya canım kızım benim. Yani ben Aysel'le bir yemek yedim diye mi yapıyorsun bunları? Niye bu kadar abartıyorsun? Çok mu korktun sen? Hı? Baba sen o kadınla bir yuva kurmak mı istiyorsun? Seviyor musun onu? Kızım o dediğin şey hayatta bir kez olur. O da şanslıysa. Şanslı mıydın? Ben şansına sahip çıkamayanlardanım. Onu kaybedenlerden. İşte Antonico'yum yakışıklı. Şu ay parçası yavruya bir gül alacaksın mı? Ne demek bir tane? Benim kızıma gül bahçesi yakışır. Gül, ver bakayım hepsini. Allah senden razı olsun aslanım. Allah tez zamanda kavuştur inşallah sevdiğini. Hadi bakalım, hadi o işler bizden geçti. İyi akşamlar. İyi geceler Antonico'yum. Sana da. Babacığım ne gerek vardı? Benim sana gülenmem lazım. Senin doğum günün. Benim en büyük hediyem bundan tam 23 sene evvel verildi. Siz. Yani sen. Annemle ben. Öyle. Ama hediyenin en güzeli sensin bana. Canım kızım benim. Ay, çok geç kaldık. Meraktan çıldırmışlardır. Elli kere aramışlar. Tutturmasaydın yukarı çıkacağım diye bunların hiçbiri olmayacaktı. Biliyorsun değil mi? Ya ben nereden bileyim Aysel'in öyle organizasyon yaptığını? Rahmetli de sağlam hazırlık yapmış yanınıza. Bunlar falan. Ben ona daha beterini ederdim de işte. Dua etsin babam evdeydi. Yavaş ol yavaş. Yavaş. Atarların sultanı. Pekmezini akıtıyordun kadının az kaldı. İyi işte ders olsun ona. Bir daha sahip olamayacağı adamlara çengel atmamayı öğrenir belki. Yemin ediyorum kızın içinden kadırgalı çıktı ya. Kölem de seni hanım hanımcık bir şey sanacak ha. İyi düşürmemiş. Ne koydun sen çantana? Hiç. Sen niye tutturdun ya yukarı çıkalım diye? Ya sana ne yani sana ne? Benim özelim olamaz mı yani? Arkadaş hep bir atar hep bir gider. Kıza soru sorulmuyor ya. Eşkıya kesildi şu oğlun başımıza eşkıya. Aa, Asiye Hanımcığım ayıp oluyor ama. Yapmaz benim oğlum öyle şey. Kaçırmadıysa nerede o zaman? Belki dolaşmaya çıkmışlardır. Hemen kötü düşünmeyin. Gecenin hayrından gündüzün şerri iyidir fikrim zikrim. Gece vakti ne dolaşması? Ya benim oğlum suçlu da. Sizin kızınızın hiçbir payı yok ya. Ya özür dilerim Meryem Hanımcığım ama ya azıcık iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak lazım.
Yani öyle yaparsanız daha iyi olur zannedeceğim. Sabri Efendi, sen benim kızıma ne demeye çalışıyorsun da? Yok, ne diyeyim, yani neredeler demek istedim o anlamda. Biri kızını isteyeceğim der, anasını ister. Öbürü tutar kolundan götürür. O küçük yanlış anlaşılmayı hiç karıştırmayalım isterseniz Asiye Hanımcığım. Yok, yok vallahi ben dayanamayacağım. Karakola gidiyorum. Ya abla dur, ne karakolu ya? Ölenememizi rezil mi edeceksin gece gece ya? Adımızı mı çıkaracaksın? İnsanın adı çıkınca kan temizler, kan. Çok gidik, erimedi bak. Kolesterol tansiyon yaptı. Ya millet, babam nerede? Hayda.